programımıza hoş geldiniz. Acaba hangi konudan söz edeceksiniz? Ben sert erkeklik, erkek otoritesi ve Kazak erkek nedir konusunda acayip bir konuşma yapacağım. Öyle mi? Buyurun, sizi dinliyoruz o zaman. Çok sert bir erkeğimdir. Yani öyle herhangi bir konuda, bulaşık konusunda olsun, yemek yapma konusunda olsun, çamaşır konusunda öyle herkesten emir almaya alışık değilim. İşimden dönerim, hop doğru mutfağa girerim, bir çırpıda bulaşıkları yıkar bitiririm, sen sağ ben selamı. Çok güzel, bravo, tebrikler, sonra? Asabiyimdir. Sinirsel hareketlerim vardır, çok asabiyimdir. Mesela çamaşırları yıkamışım, dağ taş çamaşır. Ütülemişim de, gelmiş üstüne biri oturmuş, çok fena yapar. Ne yaparsın? Allah, artık yandı yani. O zaman yemek yapmam, aç kalsınlar. Anlaşılan, siz ev erkeği olarak çok sertsiniz. Çok sertimdir. Bir erkeğin otoritesinin şeyini şey yapmasına çok şey yaparım yani. Öyle mi? Evet. Bravo. Evet. Ben biraz mahyoşlaştım. Yemekten sonra bir mahyoşluk çöküyor bana, biliyor musun? Salon vardı bizde. Evde salon var. Salonda şöyle bir sırt üstü kestireyim dedim. Yemekten sonra hafif gaz da yaptı, biliyor musun? Şöyle sırt üstü. Böyle kestiriyorum, içim geçmiş hafiften. Bu geldi televizyonu diye açmasıyla ben bir zıpla. Allah, ondan sonra ona bir ceza. Ne yaptınız? Derslerini yapmadım. Öyle mi? Tabii. Ben şimdi anlıyorum ki siz ev erkeği olarak çok sert ve otoritersiniz. Aslında şey değilimdir yani, sertlikten yana değilim, o mecbur ediyorlar yani. Evet, ne yapıyorlar mesela? Ne yapıyorlar mesela? Dağ taş bulaşık birikmiş, suyunu ısıtmışım, deterjanını köpürtmüşüm, orada yemekten katmışım, biraz kestirdikten sonra bulaşığa gireceğim hemen. Evet. Çünkü işler var ayrıca. Tam musluğu açarım, pat öbür taraftan biri tuvalette mesela, sıcak su musluğuna. Hadi benim olur bulaşık suyu buz gibi. Artık ben o zaman fıttırıyorum yani. Ne yapıyorsunuz? O zaman çok fena cezalar veriyorum. Tabii, mutlaka. Bırakıyorum bulaşığı yarım. Soğuk suyla yıkıyorum bulaşığı. İşte tabii ya, bayağı önemli cezalar veriyorsunuz. Tabii. Peki ev erkeği olarak başka şikayetleriniz neler acaba? Ev erkeği olarak başlıca şikayetlerimiz şunlardır. Bir kere bu, biz alt katta oturuyoruz. Üst katta ayrı hanımlar var. Sizden iyi olmasın. İyi kadın, hoş kadın ama işte bu komşuluk şeylerini pek çakamıyor. Ben dağ taş çamaşır yıkamışım. Beyazlar da var. Beyazlar da var. Anlıyorum. Teli kurulamışım, balkona asmışım çamaşır. Ulan bir aşağı bakar adam, pat 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 halı silkiliyor. Bu komşulukta böyle şeyler olmaz. Dikkatinizi çekmenizi rica edeceğim yani. Bundan şey yapın yani. Peki ben bir şey daha sormak istiyorum size, özür dilerim. Siz bu işleri yaparken eşiniz ne yapıyor? Eşi ne yapacak? O her kadın gibi ya pişpirik oynar, ya tavla oynar, ya konken oynar. Ondan sonra hadi doğru maça, doğru maça. Tenneni, 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 tenena. Bu ne telaş? Böyle serenadınızı duyar duymazsa ben kalktım geldim. Hoş geldin. Sefalar getirdin canım. Bıcı bıcı bıcı. Aman rica et. Lütfen yapmayınız. El alem görürse ne demez. Aman ne utangaç kızsın be Şazimend, Allah aşkına. El alemden bize ne? Nasıl olsa Allah kısmet ederse önümüzdeki yaz. Ram pam pam. Ya aman rica ederim. Gene romatizma var. Aman hem romatizma hem fıtık sunuhi bey. Ram pam pam. Ay yapma rica ederim. Yapmayın. Yahu ne utangaç kızsın be Şazimend. Ne var çekinecek, bunda dans ediyoruz alt tarafı. Bu nedir bu, galiba zar beyninize vurdu şeker. Vallahi hakkı haliniz var. Geçenlerde kahvede prafa oynuyoruz çocuklarla. İskambillerin numaralı yüzlerini onlara dönük tutmuşum. Cevdet de dedi ki, yahu beyefendi, numaralar bize dönük, her kağıdı görüyoruz. Hafif bunama başladı galiba. Kahveye devam değil mi? Efendim? Kahveye diyorum, boyuna gidiyorsun. Efendim, kahveye gidiyoruz da zat-ı âlinizi de ihmal mi ediyorum? Rica ederim, ama rica ederim, yapmayın. Zaten açık konuşmak istiyorum artık. Allah, benim sabrım kalmadı. Yani? Yani kıy nikahı, al beni, bitsin bu iş. Yahu ne acelen var Şazimend? Ama bunun acelesi mi kaldı? Sunu'yu rica ederim. Birkaç sene daha geçerse artık bana evde kalmış diyecekler. Desinler el alemin ağzı çorba... Aman el alemin ağzı torba değil derlerse desinler. Olur mu torba çorba? Vallahi ben anlamam böyle şeyden. Bana bugün kesin bir cevap verin. Kesin cevabımızı verdik.
Evet Allah'ın izniyle önümüzdeki yaz. Ram pam pam. Ya ram pam pam bu kaç yaz? 42 yazdır aynı lafsın o he. Yo benimle açık konuş. Açık konuşun benimle yoksa babanla evlenmemizi istemiyor. Vallahi babam bilirsin seni ne kadar sever, ne kadar takdirkarın. Hatta geçenlerde dedi ki Sunuhi bu kızı çok beğeniyorum sakın ha fazla oyalama dedi. Babamdan yana bir şey yok da dedemin gözü seni pek tutmuyor. Vallahi dedi ki bu kız biraz havai hoppa Sunuhi bırak biraz otursun durulsun ondan sonra evlenirsiniz dedi. Vurma. Vurma hemen bu yuk yuklarını, ağzını burnunu vurma. Niye geldik buraya kadar süslü diyor ya? Ha niye geldik? Niye? Bizim şarkımızı söyleyelim diye. Ne yapacağız? Şarkımızı söyleyelim. Söyleyelim. Şu anda stüdyomuzda çok zarif bir hanımefendi var. Hoş geldiniz. İsminizi rica edeyim. Hanımefendi isminizi rica edeyim. İsminizi rica edeyim efendim. Bir dakika ne olursa. Münevver Hanım bir de soyadınızı lütfeder misiniz? Ay soyadınızı efendim. Tamam bir dakika ne olur. Gülmez. Evet. Sayın Münevver Gülmez devamlı gülüyorsunuz efendim. Ay, ay, ne oldu? Ay, ne oldu? Ama sıkıştınız galiba. Ben sizi tuvalete kadar götüreyim. Buyurun. Zahmet etmeyin. Ben kendim yaparım. Teşekkür ederim. Sayın Münevver Gülmez, devamlı gülüyorsunuz efendim. Ben fıkraya çok gülüyorum. Hangi fıkrayı anlatsanız da hep birlikte gülsek. Evet, şunu. Bir dakika ne olur. Ne oluyor? Şey yap, bir dakika. Çok gülüyorsunuz. Nasreddin Hoca'nın biri bir gün. Böyle laf olur mu hanımefendi? Nasreddin Hoca zaten bir tane. Nasreddin Hoca'nın biri. Affedersiniz, ben karıştırdım. Keloğlan'ın biri bir gün. O da bir tane be hanımefendi. Bunlardan iki tane olan hangisi? Nasıl bilirim fıkrayı siz anlatıyorsunuz efendim. Ay ay ay. Fena Allah aşkına. Gelin götüreyim tuvalete kadar. Ay be valla merak etmeyin tedarikliyim. Nasıl bir tedarik efendim? Affedersiniz ben böyle çok gülüyorum. Evet. Ay böyle çok gülünce küçük tuvaletim geliyor. Normal yani. Evet normal onun için hep içimde bir lastik kilot bulunduruyorum. Ya şu anda mevcut mu? Mevcut. Tehlike yok mu? Hadi buyurun sizi dinliyoruz efendim. Nerede kalmıştık? Daha başlamadınız. Öyle mi? Evet. Şimdi bizim mahallede bir tane çeteni var. Başladınız. Evet. Şükür. Buyurun sizi dinliyoruz. Teşekkür ederim. Şimdi bizim mahallede bir çeteni var. Benim arkadaşım oluyor bu 4,5 yaşında. Samimi bir arkadaşım oluyor. Normaldir. Şimdi bizim çetenin bir de abisi var Ertuğrul abi. Ama çok yakışıklı bir çocuk böyle uzun boylu sarışın gitar falan çalıyor. Arabası da var. Tabii şimdi çok yakışıklı olduğu için boyuna hanım arkadaş değiştiriyor. Şimdi bizim çetin de merak ediyormuş. Abim acaba hanım arkadaşlarına yalnız kalınca ne yapıyor diye. Şimdi abisi bir gün bir hanım arkadaşını arabaya yanına almış. Çetin de bagaja saklanmış. Abisi de hanım arkadaşını da arabayla doğru tepeye durdurmuş arabayı. Bizim Çetin kulak kabartmış bagajdan. Abisi hanım arkadaşına demiş ki bana bak kızım evet mi hayır mı demiş. Kız hayır demiş. O zaman in arabadan yayan dön ben arabayla dönüyorum demiş. Şimdi Çetin bunu duydu. Abisi de ertesi gün başka bir hanım arkadaşını arabaya almış yanına. Doğru tepeye çekmiş. Bagajda saklı. Abisi de... Tepede arabayı durdurmuş. Yanındaki hanım arkadaşına demiş ki bana bak kızım evet mi hayır mı demiş. Kız hayır demiş.
O zaman in arabadan yayan dön, ben arabayla dönüyorum demiş. Şimdi artık Çetin Tepe'de ne olduğunu öğrendi tabii. Durur mu? Bizim mahallede bir tane Jale var. Bu 3,5 yaşında Çetin'in flörtü oluyor. Ama niyetleri ciddi. Yani bilmiyorum, Çetin öyle söylüyor. Evlenmeye mecburuz abla filan diyor. Neyse, kendisi bizi ilgilendirmez. Şimdi Çetin'in 3 tekerlekli bisikleti Jale'yi bisikletin arkasına attığı gibi pedal çevire çevire kanter içinde tepeye durdurmuş bisikleti, dönmüş Jale'ye. Bana bak kızım, evet mi hayır mı demiş. Jale de evet demiş. İyi o zaman sen al bisikleti, ben yayan dönerim demiş. Çok güzel. Aman hanımefendi, fena sıkıştın. Yardım edeyim. Tuvalete götüreyim hanımefendi. Değerli izleyiciler, Türkiye'den hepinize sevgiler, selamlar. Ama canımı ağla da kurtulsam. Durun, sinirlenmeyin bacım, hayrola, sinirlenmeyin. Sinirlenmeyin olur mu kardeşim? Vallahi biri ağlıyor, biri bağırıyor, biri miyavlıyor, biri susuyor. Böyle 5 dakika rahat yok. Ha, anlaşılan epeyce çocuğunuz var. 9 tane. Oh maşallah, Allah bağışlasın. Peki zor olmuyor mu? Zor olmaz olur mu kardeşim, zor olmaz olur mu? Vallahi inanın sesleri kulaklarımdan gitmiyor. Bütün gün peşlerinde koşuyorum böyle. Yediriyorum, içiriyorum, tam susup uyuyorlar. Bir tanesi uyanıp ağlamaya başlayınca onu duyan zıplayıp uyanıyor. Onu duyan fırlayıp uyanıyor. Hayda, 5 dakika içinde başlıyorlar konsere. Yok artık vallahi dayanamayacağım. Yok artık vallahi dayanamayacağım. Yok artık vallahi dayanamayacağım. No, takılmış plak gibi. Merak etmeyin, bak şimdi ta Almanya'ya kadar sesinizi yüzünüzü yolluyoruz buradan. Siz biraz rahat olun, neşeli olun, gülün. Benim gülecek halim mi kalmış kardeşim? Sesleri hala kulağımda, inanın böyle. Birinin ağlamasına benzemiyor, inanın böyle. Kimisi ağlıyor böyle kedi gibi. Kedi enciği gibi. Ay. Yani bazısı böyle etinden et koparır gibi ağlıyor. Ne oluyor diyorum. Kimisi de oluyor diyorum. Kendi başını ya inşallah, kendi başını ya inşallah. Terlikleri ters çeviriyorum vallahi. Peki babaları hiç ilgilenmiyor mu? Ne gibi ilgilenmiyor mu? Yani babaları size yardımcı olmuyor mu? Nasıl yardım etsin? Hepsinin bir işi var. Hepsinin mi? Yani hepsinin babası ayrı ayrı mı? Ya ne sandın? Yani 9'unun da babası bir adam mı olacaktı? Yani 9 çocuğun babası ayrı ayrı. Tabii ayrı ayrı. Anaları da ayrı, babaları da ayrı. Ben kreşte çalışıyorum. Aman bunu evvel söylesene be tabii kardeşim. Tabii kreşte çocuk bakıyorum ama vallahi ben bittim artık. Yok. Peki ne düşünüyorsun? Yani ben ne düşünüyorum? Güzel şeyler düşünüyorum. Yoksa çok ağır işim abi. Ağır. Epey zor iş yani. Tabii. Ama zor olmasına karşılık biraz şerefli bir iş. Evet, şerefli bir iş. Şerefli. Eni konu şerefli. Bak düşün bir kere, yani bu kadar şikayet etmesen. Çünkü bu 9 çocuğun anneleri sen onlara bakarken onlar da çalışıp ülke ekonomisine katkıda bulunuyorlar. Bitti mi? Bitti. Bitti ama ben de bittim. Sen onu hiç bilmiyorsun. Güzel meslek, faydalı meslek ama ben de bittim. 9 çocuğa bakmak kolay mı zannediyorsun? Peki ne yapmak istiyorsun sen? Ben ne istiyorum biliyor musun? Evlenip evimin kadını olmak istiyorum. Niye? Niyesi ne olacak? Niyesi mi var böyle? İstiyorum ki çoluk çocuğa karışayım. Etrafımda 9 tane kendi çocuğum olsun. Ağlasınlar, barışsınlar. İnşallah, inşallah. Değerli izleyiciler, şu anda genç bir ses sanatçısıyla birlikteyiz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ben buraya şarkı söylemek için geldim. Yalnız şunu belirtmek istiyorum ki benim kafama takılan bazı şeyler var. Görüyorum. Çok da yakışmış. Hayır, ben kordonyalarımdan daha söz etmiyorum. Benim kafama takılan... Tokalaşmayı. Ay, tokalaşmayı unuttum ben. Özür dilerim. Affedersiniz. Hayır, ben şunu demek istiyorum. Ben bazı eski türkü ve şarkıların sözlerinin tam olarak manalarını manalandıramıyorum. Biraz açık konuşursanız daha iyi olacak. Çünkü ben de ne dediğinizi pek manalandıramıyorum. Hayır, ben şunu söylemek istiyorum. Şarkının yarısına kadar anlıyorum, yarıdan ötesini anlayamıyorum. Nasıl oluyor bu? Şöyle tuhaf oluyor. Mesela şöyle oluyor. Karam. Hani köprüler yaptırdın, çeşmeler yaptırdın. Meşhur şarkıdır ya. Evet, ben onu yarıya kadar anlıyorum. Ondan sonrasını anlayamıyorum. Niye? Çünkü şöyle devam ediyor. 80 şeftaliye pazar eyledim. Yanılıkta 100 almışım. Neyleyim karam diyor.
E ne var bunda ya? Aa, ne var olur mu anneciğim? Şimdi bunu söylediği zaman gazino birbirine giriyor. Bağırışanlar, çağıranlar, Allah diye bağıranlar, göğsünü yumruklayanlar. Ne oluyor yani? Ne oluyor? Peki sen şeftaliye pazar eylemiş adam yanılıp yanlışlıkla 100 şeftali almış hanımefendi. Yani 20 şeftali fazla alıyor. Tabii ya. Bunun için bu kadar yırtılmaya değer mi acaba? Sonra şimdi anlamadığım bir şey daha oluyor. Müzikle söz birbirini tutmuyor. Nasıl oluyor bu? Şöyle oluyor. Mesela bir türkü. Anan öyle Cemil, baban öyle Cemil. Yetim kalasın Cemil, öksüz kalasın Cemil. Olur mu? Anan ölsün, baban ölsün. İntizar. Ondan sonra güzel güzel yetim kal. Oynanmaz. Ayıp. Başka. Bir de şöyle bir şey var. Ağır. O da mı tutmuyor? O da tutmuyor. Şöyle oluyor. Nasıl tutturayım kardeşim? Şöyle oluyor. Ne güzel de oynarsın. Fıkır fıkır kaynarsın, şenli şakrak hem güzelsin, ateşine yakarsın. Bak 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 şimdi ağır oldu olmadı. Bir de İzmir'in içinde var. İzmir'in içinde ne var? Şarkı var. Öyle mi? Ben fuar var zannediyorum. Nerede? İzmir'in içinde. Hem şarkı hem fuar var. Tabii şöyle İzmir'in içinde anam vurdular beni, alkanlar içinde anam koydular beni. Ondan sonra şöyle devam ediyor. Ondan bundan a canım, sevişelim a canım. Al paranı al da gel, gel oyna. Olur mu? Adam alkanlar içinde sürünüyor. Hadi gel oynayalım diyor. Olur mu? Anlaşıldı, anlaşıldı. Yani anladığımız kadarıyla siz bu şarkı ve türküleri beğenmiyorsunuz. Hayır. Peki siz acaba dinleyicilerimize, izleyicilerimize ne okuyacaksınız? Ben gençliğin sorunlarına değinen bir şarkı okumak istiyorum. Batı müziği tarzında bir aranjman oluyor. Hep beraber. Hep beraber haydi hop oynayalım güzel top yaşamak oh ne güzel sağım solum sobedir saklanmayan ebedir terazi rastim nasti. Şu anda stüdyomuzda bir başka sanatçımız var. Kendisi şarkı sözü yazarı. Aynı zamanda İstanbul Çarşı Hamamı'nda natır olarak çalışıyor. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Biraz kendinizden söz edin bize efendim. Kendimiz natırız. Natırsınız. Yes. İstanbul'da Turistik Çarşı Hamamı'nın karılar kısmında 15 senedir natırız. Memnun oldum. Ben de memnun oldum. Acıttım hemen. Ne de olmasa elim sert tabi. Kıynaşma oğlum kıynaşma. Acıttın mıydı? Geçirmem lazım. Ne gibi? Ya, acısını geçirmem lazım. Natırlığın kuralı budur. Önce karının canını acıtacaksın ondan sonra ovalayıp yedi vereceksin. Oh gevşiyorsun hemen oh. İşte bütün karılar böyle senin gibi oluyor. Anlamadım o ne demek şimdi? Temsil mi sen? Sen ne bozuluyorsun? Sen karı mısın? Dümbük. Oh, gevşiyorsun hemen. İşte erkekler bunu bilemiyor. Erkekler neyi bilemiyor? Karıları gevşetmeyi. Evet. Karı kısmını baştan gevşetip sonradan sıkarsan karı kaçır. Tersini yapacaksın. İlk peşin karıya zor edeceksin. Biliyor musun? Böyle sıkacaksın, kıvrandıracaksın, çığırlatacaksın. Ne? Böyle ciyuk ciyuk bağıracaksın karıyı. Ciyaklatacaksın. Böyle mıncık da mıncık, mıncık da mıncık. Böyleyle bir gün bir karılar hamamında bir karıya maşaz ediyorum biliyor musun? Yatırdım karıyı güzel göbek taşına. Böyle köpürttüm köpürttüm karıyı böyle mıncık 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 ederken karı vışt diye elimin altından kaymasından karşı duvara vurdu geri geldi vallahi. Böyle geberecek kahpe. Baktın ki iyice zorlandı peşi sıra yumuşatacağım. Böyle ılık ılık içinin yağları akacak. Vurmaya düşmüş sabun gibi eriyi verecek. O zaman senden kıymatlısı olmaz. Gelir her daim önünde kuzu kuzu bekler hadi yap diye. Ne yap diye? Maşaz yap diye. Sonra bak bakalım veriyor mu vermiyor mu? Ne? Bahşiş. Çüş. Ters konuşuyorsun ya. Neyse sen şu natırlıktan söz et biraz. Sen ne anladın demin ona? Sen bırak ne anladın boş ver natırlıktan söz et bize. Şimdi bak abi bu natırlık aynen politikacılığa benzer. Ben natırlıkla politikacılık arasında bir ilişki kuramadım. Biraz daha aç konuyu. Bak şimdi şöyle olur. Bak Mehlen'e sıktım acıyor. Ovalayınca gevşiyor hani. İşte vatandaş da aynen böyle senin gibi oluyor. Anlıyor musun? Pek anlayamadım şekeri. Şekerim mekerim kaymaya başladı bile. Bak abi demek istiyorum ki böyle tatlı tatlı ovalar gibi konuştun muydu? Daha önceden kanırta kanırta canını acıttığın unutulur. Vatandaş da böyle senin gibi gevşeyiverir anlıyor musun? Anlayamıyorum. Anlayamazsın. Sabunlusun, gevşemişsin, bir hoşsun. Hadi saatler olsun hadi. Pekala. Bir de sizin sanatçı yönünüz var. Şarkı sözleri yazıyorsunuz. Acaba bir tanesini lütfen okumaz mısınız? Aman ne demek. Hadi bakalım. Sizi dinliyoruz. Okuruz. Buyurun. Çok teşekkür ederiz.
Bana derler atçal atır, hiç dinlemem gönül hatır. Maçaz yapıyorum derken gol kırarım çatır çatır. Bir giderim bir gelirim, golü hoşa ederim. Temizlerim gevşetirim, akşama hazır ederim. Herif akşam koklayınca, mıncık mıncık yoklayınca, karı da bir hoşlaşınca, mutlu olur natır atça. Ah, hepsi yalan, hepsi dümen. Hani beni keseleye? Ne sevgili ne de koca, Mahmutludur natır atça. Şimdi programımıza stajyer bir ses sanatçısı katılıyor. Buyurun, buyurun, hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Bize biraz kendinizden bahseder misiniz? Hayır, Şaşa abim efendim. Adım Şadiz, soyadım Şensöyler. Öyle tahmin ediyorum ki bütün erkek izleyicilerim beni şaşmış oldular, tanımış oldular efendim. Şadi Bey, biraz daha detaylı anlatabilir misiniz? Nasıl Şafi'yim? Yani kimsiniz, nesiniz, ne bileyim nerede doğdunuz, bugüne kadar başınızdan neler geçti? Biri mi söyledi? Neyi? Başımdan neler geçtiğini. Yani başımdan ne olduğunu size kim şey yaptı? Bana kimse şey yapmadı beyefendi. Tebrik ederim hanımefendi. Yani ne yapmamı istiyor? Kardeşim biraz daha açık olarak kendinizi anlatın diyorum. Nasıl? Öyle değil. Yani daha açın. Şuradaydım. Şöyle oldu. Kız hayatikar falan ama. Evet. Efendim her birbirini seven iki insan gibi benim annemle babam da birbirlerine aşık olaraktan şey yapmaya karar vermişler. Ne yapmaya? Evlenmeye karar vermişler. Evliliklerinden bir müddet sonra normal doğum şeklinde ben dünyaya gelmişim. Şadi Bey detaylı anlatın dedik, bu sefer de çok derine indiniz. O ben değil efendim, babam derine inmiş, ben dünyaya gelmişim. Öyle mi? Evet. Buyurun peki anlatın. Evet. Hayatta en unutamadığım anı ilkokula ilk başladığım gün başımdan geçmiş olan bir ananın anıdır efendim, anıdır. Çünkü ilkokulun kapısındaki bir simitçi beni şah yaptı. Ne yaptı? Simit aldım, para vermedim diye kovaladı. Okul öğretmenimin kucağında kendime geldi Nur Cüneyt'si Mahmut Hoca. Yanağımı okşadı. Bir nasihatte bulundu. Şadi evladım dedi. Hayatta hiçbir şey karşılıksız elde edilmez. Bu senin kulağına yüzük olsun dedi. Küpe olsun dedi. Ben anladım ki çalışmak icap ediyor. Hemen kızı ortadan sonra okumadım. Attım kendimi ticari hayata. İşte o istedim falan. Bir bak makkalın yanında ilkim çırak olaraktan başladım. Fakat tuhaf bir adamdı. İzleniyor ama dükkanın arkasında bir arka depo vardı. Bakkal bir gün beni arka depoda ne yapmak istedi? Ne yapmak istedi? Çalıştırmak istedi. Evet. Orada kaçak sigaralar, zeytinyağlar falan. Ben de ehvanlıyım. Çalışmam dedim. Ayrıldım. Girdim bir manavın yanına. Manav iyi adam. Hoş adam. Fakat emanlı bana bakıp bir daha hareketler. Çünkü var ya manavın her bir bıyığı benim kadar. Böyle diye her gün bakıyor bana. Sen benim tam aradığım oğlansın anam. Diyor bana. Ve bir sabah, yağmurlu bir sonbahar günüydü, güneşin doğmasına bir saat kala mana beni şah yapmak istedi. Ne yapmak istedi? Hale göndermek istedi, sebze meyve alayım diye. O saatte de sokaklar erkenden adam dolu, ben gitmem dedim. Bas bastım istifaya, ayrıldım. Askerlik dönüşü girdim bir fabrikatörcünün yanına. O da çok iyi adam, hoş adam fakat o da bakıyor yüzüme fikrini açık söylüyor. Artık herkesin içerisinde sen bu Şadi'yi bir gün şişe yapmazsam adam değilim diyor bana. Ay herkesin içine ben bu Şadi'yi bir gün mutlaka şişe yapacağım diyor. Ne yapacağım diyor? Ustabaşı. Fakat o beni yapamadan bizim patronu şişe yaptılar. İçeri attılar çünkü o da bir miktar maliyeyi şişe yapmış kendisi. Ben oradan da ayrıldıktan sonra girdim bir devlet memuriyeti. Çünkü biliyor musun her ayın biri atarsın borduraya, imzanı alırsın maaşını. Bizim de ekonomik durumumuz pek şey değildir, ailevi durumumuz. İşte anneme falan bakıyorum biliyor musun? Garanti maaşı. Girdim oraya.
Ondan sonra uzanmıyor. Ay çok iyi arkadaş, personel arkadaşlarım ve şahane geçiyor. Şahane yani. Fakat iki ay geçti geçmedi. Aman müdür bey seni arıyor şahane. Şey yapacakmış. Çıktım tak tak vurdum kapısını. Buyurun müdür bey beni emretmişsiniz dedim. Şahane otur şu meseleyi seninle açık açık şey yapalım dedi. Konuşalım. Buyurun emredin efendim dedim. Sen dedi burada bir devlet memuru olarak çalıştığın halde duydum ki geceleri bir gazinoda şarkıcılık yapıyormuşsun dedim. Ben böyle bir şey yapmıyorum efendim. İnkar etme bana şey yaptılar dedi. Sizi kim şey yaptıysa iyi şey yapamamış efendim size. Çünkü hem böyle bir şey yapmıyorum diye böyle elinle de masaya vurunca benim de bir şeyim ayağa kalktı. Sinirlerim böyle zangır zangır. Böyle dedikoduculu bir müessese kurumunda çalışmaktansa istifra ederim çok daha iyi dedim. Bastım ayrıldım. Ay hakkımda madem şarkıcı diyorlar sesim de var. Ben de kalktım, geldim, çalıştırmakta oldum. O gazinonun patronu, o da siz deniyor olmaz. O kadar hanımefendi bir insan ki yani, dinledi falan beni baktı. Dedi ki, sizden ses sanatçısı olabilir, yalnız önce sizi bir şey yapmamız lazım dedi. Gülmeyin efendim, o atlı adınca alenen söyledi. Sonunda da ben şarkıcı oldum efendim. Çok güzel. Peki bize ne okuyacaksınız? Şarkı. Onu biliyoruz. Evet. O zaman buyurun mikrofon sizin. Bak sizi mersin. Dinliyorum. Teşekkür ederim. Değerli izleyiciler, hoş bulduk. Programımızın bu kısa bölümlerinde huzurlarınızda hakikaten ülkemizi, Türkiye'si çapındaki muvaffakiyet başarılarının irtifaklarına erişmiş bulunan çok bir has solisti bizi şayanı takdim ediyorum. Huzurlarınızda programımızın as solisti son final kısa bölümündeki büyük yıldızımız Refika-i Muhterem Zember, en acayip sesli kadın Pembe, acayip ses. En güzel geceler, mutlu yarınlar hepinizin olsun. Allah'a ısmarladık. Oha küş. Ulan ne salak karısın be Bilal. Ne tebiatta bulundun sana külüste. Sana
Program bitecek. Her bir şeyim ortalacak. Ta giderken bu laflar edin. Ne salak karısın be abi. Bana bak bayram, senin karşında kibar bir astrolit var. Benimle terbiyeli konuş. Eşşi ol eşek. Yahu aman be. Ya kabahsede değil. Yok seni boş karşı. Kabahsede değil. Seni getirip sahneye çıkarttıran da kabahsede. Ulan sen beni sahneye çıkarttırırsın ki servetimi yiyesin diye. Diktin gözünü bankadaki servetime. Af buyurun, bankada ne kadar siparişiniz var? 5.000 lira. Ulan sen o parayla gazoz içersin, papuç vermiyorlar, Allah'a cezası karı. Bana bak Valya, biz seninle burada iş arkadaşıyız, karı koca değiliz, onun için haddini bil. Pis dümbelekçi. Ama çünkü ben dümbelekçi, çünkü sen ilahsın. İlahım ya, tabii ilahım ya. İlahsın, lükleer silahsın, era patlama yazılır. Bana bak, bana bak, pırt 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 durma, sinirlendirme, sıcak yapardın ha. Ah yapma be, Allah Allah. Yapma be karıcığım, program yapıyoruz şurada değil mi? Ayıp oluyor ya, yapma, hay Allah. Değerli misafirler... Pezevenk. Pardon? Bana mı dedin bu laf? Burada senden başka kafasını eğerek geçen var mı acaba kapıdan girerken? Yahu Allah cezanı vermesin. Ulan programa geldik etmedi, kavga çıkartmadın, ne acayip karısın be ha! Ulan Tansuluk redesini bunun için mi getirttirdin be? Değerli misafirler, kıymetli izleyicilerimiz... Programımızın bu kısa bölümünde... hakikaten Türkiye radyo ve televizyonlarının çok büyük yıldızı... olmasını hakikaten çok gönlümden istiyorum. İnşallah bir gün bakacağız ya. Huzurlarınızda yıldızımız pembe acayip ses. Kendisine sazlarla refakat eşliği edenler ben ve o. Ama... Allah'cığım dikkat et ki ritim kaçırmayasın. Sen ne kadar akaretamiz oldun be karıcığım. Ne kadar hücumat ettin bana bir birader. Nedir bu? Senin karşında bugüne bugün Türkiye'nin bir ritmi var. Seksenine gel. Ben darbukatörüm. İşte bendeki de kader. Herkesin kocası fabrikatör, benimkisi darbukatör. Çalmıyorum. Ulan ister çal, ister çal. Hadi be, hadi be sen de be. Tamam be. Aman sana aman. Hadi be sen de. Hadi be sen de, hadi. Hadi. Allah seni ceza yığını versin inşallah. Şarkınıza geçiyoruz. İlk eserimizi amort ediyorum. Ağır bir eser. Dede Efendi'den ağır okunacak. O mastika mastika. O mastika mastika. O cigarası Malbora. O mastika mastika. O cigarası Malbora. Efendim şimdi de karşımızda bir şarkıcı sanatçımız var. Hoş geldiniz. Bize hangi şarkıyı okuyacaksınız? Türkü, türkü. Ha, türkü. Affedersiniz, özür dilerim. Türkü. Evet. Affetmem, affetmeydi. Bir daha yaparsın o zaman ben... ayağımın altına alıveririm, onu bil. Ya ne vuruyorsun? Özür dilerim ki işte. Mecbursun ulan, aksilik etme, aksilik etme diyorum sana, aksilik etme. Tamam, tamam, affedersin. Hadi buyurun. Buyurun, buyurma, parası benim vereceğimiş. Ya ben de şaşırdım kaldım ya, bacım ne söyleyeyim yani? Hiçbir şey söyleme, sus. Böyle bakmayın yeter, hiçbir şey söyleme. Peki, peki. Hangi şarkıyı, hangi türküyü okuyacaksınız bize? Sana ne dedim ulan, sana ne dedim ulan, sen niye karışıyorsun ulan? Ya sana nesi var mı, takdim edeceğim. Ulan sen beni kime takdim ediyorsun, ulan sen beni kime takdim ediyorsun ulan? Seninle daha önceden görüşmüşlüğümüz var mı? Beni daha önceden tanıyor musun sen? Ya yani takdim edeyim manasında. Ya demek takdim edeyim ya? Kime takdim ediyorsun ulan? Biz buraya satışa mı geldik? Satacak mı bizi takdim edeceksin? Ya, yok be, iyi peki. Hiçbir şeye karışmıyorum. Buyurun. Karışma, sus. Buyurun buyurmam, arası benim bileceğim iş. Sen hiç karışma. İyi tamam hadi. Ha, ben buraya türkü okumaya geldim. Çığıracağım. Çığır çığır iyi. Çığır çığır deme, ben istediğimi yaparım. Allah Allah. Türkü çığıracağım, çalgın ayın istemem. Çalgı bölümlerini ben kendi ağzımla yaparım. Keyif benim, kimse karışamaz. İyi tamam, tamam, affedersiniz. Tamam. Gevezelik etme. Ya ama hiç konuşmuyorum, buyurun. Baba, gevezek, gevezek, aksi gevezek. Sus, tut. Dur, buyurun. Tamam. Türküyü okuyoruz. Yavrum sana cama kendi görmüşler. Vay gülüm. Va 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 va
Stüdyomuzda bir konuğumuz var. Kendisi sokak satıcıları bağırma yarışında birinci gelen Hüsamettin Seyyar abla. Buyur abla. Hoş geldiniz, zahmet ettiniz, buralara kadar geldiniz, bizi kırmadınız. Zahmet ne demek? Size ne gibi bir şey lazımdı ablacığım? Hayır, ben özür dilerim, size alışveriş için çağırmadım. Yani... Saati mi soracaktınız? Nasıl? Bilmem, oluyor. Arada öyle bir şey oluyor. Seyyar satıcıyız ne de olsa, geçenlerde bir sizden olmasın bir anam abla. Satıcı, ta beşinci kattan bağırıyor var. Buyur abla, emret dedim. Saat kaç dedi bana. Hadi şimdi veli nimet, söylemesen olmaz, yanlış anlaşılır. Saat şu dedim ben. Tamam diye bağırmaya başladım. Ya nasıl bağırıyor şimdi? Çok teşekkür ederim, zahmet oldu, sağ olasın diye mi bağırıyor? Ben diye bağırmıyorum işte. Allah cezanı versin. Yarım saat geçti, düdüklü tencereyi ocağın üstünde unuttum diye bana bağırıyor. Benim günahım ne, bana bağırıyor. Aman biraz biraz darılmayın, abarttınız galiba. Ne gibi yani? Yani yok, şimdi hanımların bağırmasını biraz abarttınız. Siz sanki az mı bağırıyorsunuz? Biz çok bağırırız. Affedersiniz, ben aslında onu merak ediyorum. Onun için sizi rica ettim buraya kadar. Şimdi siz nasıl bağırıyorsunuz? Ben normal bağırırım. Nasıl normal? Ben ne satıyorsam onu bağırırım. Yani nasıl oluyor, onu bize yapar mısınız? Yaparım onu. Alemliyorum, alemliyorum. Efendim? Bunda anlaşılmayacak bir şey yok. Ne satarsam onu bağırıyorum. Alemliyorum, taze alemliyorum. Evet. Ama bazı arkadaşlar normal bağırmazlar. Nasıl? Onlar anormal bağırırlar. Öyle mi? Sizinki evet. Şey normal sizinki. Bizimki normal. Böyle normal. Evet. Bazı evet. Anormal bağıran arkadaşlar var. Mesela bizim bir arkadaş var Ali. Evet. O biraz anormal. Bu bir şeydi. Beyazdır. Yarısı inekten, yarısı belediye musluğundan elde edilir, içilir. Lütfen. Başka mesela bir tane şey var. Ali bu da yabancı değil. Bu yabancı değil, bizim ailenin çocuğu. Ama ben onu demiyorum. Sen bir şey sormak istiyorsun. Yani satılanır mı? Ali abba yeşil biber döver. Yani? Ali'ye yeşil biber, Ali'ye domates döver diyor yani. Domates yeşil biber satıyor, sebzeci yani. Anladım. Başka ne var, ne olur? Başka? Bir tane daha var. Aç bir ye deli aç bir ye deli aç bir ye deli ya. Bu ne? Şıpıdık deli içi bu. Anladım, başka? Bir tane daha var abla. O mesela daha değişik var. Ki kirat. Kirat. Bu ne cin? Krikrak galata. O öyle tatlı. Peki başka. Bir tane var mesela. Naylonya. Naylonya. Bu? Nayloncu. Ha bu nayloncu. Evet. Başka? Çipiyeteli ya. Kim? Şıpıdık telik satıyor. Merak ettiğim bir şey var. Anladım, taze mi değil mi diye merak ediyorsunuz. Taze, biz de günlük bende bayat malı yok. Hayır, ben onu sormayacağım. Benim sormak istediğim, acaba siz ne satıyorsunuz? Teessüf ederim valla. Bu konuda son derece acayip alınganımdır. Açık açık satıyorum. Öbür arkadaşlar gibi ne sattığım belli olmasa bana bu soruyu sor ama teessüf ederim. Ne sattığımı anlamadım valla. Anlamadım, ne bileyim. Rica ederim. Anlayabiliyorum. Anlayabiliyorum. Kaldı. Anne biliyorum. Ne satıyordu acaba?